Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'in çözümünü yapacağız. Bu testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 3, 1, 4 uzunlukları verilmiş. Taral alan nedir diye soruluyor. Öncelikle 3, 4 ne üçgen arkadaşlar? 5 üçgeninden. Burası 5 çıkar. E hocam burası 5 ise burası nedir? 4'tür. A 1'e 4 çıktı. E o zaman burada alanda garip bir yerde alan verilmiş. Tabanlarla doğru orantılı değil midir? 1'deki A A'yken 4'teki alan nedir? 4A'dır. E, bu 5A alanını bulabiliriz biz. Çünkü dik üçgenin alanını bulabiliriz. 5A alanı neye eşit? Dik kenarlar çarpımının yarısı. 4 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 12 bölü 2'den 6'ya eşit. Yani A da buradan 6 bölü 5'e eşit oldu. Evet. Bizden ne isteniyor? 4A isteniyor. 4 çarpı 6 bölü 5'ten 24 bölü 5 çıkar arkadaşlar cevabımız. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 2'ye. Oranlamalar var alan da büyük ihtimalle. K ve burası kaç? 3K demiş. Evet EF uzunluğu K iken BC uzunluğu bakın dikkat. EF e, K iken BC'yi 3K demiş. Hmm. Hocam 90 derece var tabana ait yükseklikten çıkmaz mı? Arkadaşlar şu an için şu soruyu tabana ait yükseklikten bulamam. Çünkü hiçbir taban uzunluğu verilmemiş. E burada oran alan dağıtımı olduğu belli. O zaman şöyle yapacağız. K'da kalan A ise 3K'daki tepe noktası D olan üçgen. 3K'daki tepe noktası D olan üçgen yok. E, biz oluşturacağız o zaman. Oluşturalım. 3K'da kalan toplamda kaç yapar? 3A yapar. He, sen şu üçgenin alanını bulabilirsin. Bu üçgenin alanını nasıl bulursun? Bu üçgenin alanı taban belli mi? Belli. Bu tabanın tepesi hop, B köşesi B'den çizilen yükseklik belli mi? Belli. Yani 3A alanı 3 çarpı 8 bölü 2. Yani 28 3 x 8 24 bölü 2'den 12 3 a 12 ise a'yı buradan 4 bulursun. Ve senden de zaten ne isteniyor? Oradaki küçük üçgenin alanı df yani a alanı isteniyor. Cevabımız böylelikle 4 yani at çay çıktı. Geldik. 3. soruya. Hocam şekilde 90 derecede özel bir açı varsa ki var tabana ait yüksekten çıkar alan. Hemen hop tabana ait yüksekliği çizelim. Çizince ne oldu? Bak tabana ait yüksekliği bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. Niye? Hocam kollar açılan dikmeler eşit. Niye? Açı ortay mantığını kullanıyorum bak. Açı ortayda kollar açılan dikmeler eşit? Yani burası 3 çıktı. O zaman alan DVC ne olacaktır? 10 çarpı 3 bölü 2'den 15'e eşit olacaktır gençler. Evet 3. soru Denizli oldu. Geldik 4. soruya. Ş ya şunlar birbirine eşit olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Burası direkt A iken paralellik de varsa tabii ki var. Bunlar eşit bunlar eşitse bunlar birbirine paraleldir. E bunlar böyle A iken burası 3A. Burası B iken burası ne oluyordu? 3B oluyordu. E 3A 18 ise A'ya 6 bulursun. B 8 ise 3B'yi de 24 bulursun. Alan ABC isteniyor tüm alan arkadaşlar. 18, 6, 8 ve 24'ün toplamı isteniyor. İkisinin toplamı 30, ikisinin toplamı 26. Topladığın zaman 56 mı yapıyor? Evet cevabımız böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar 4. soruda. Geldik 5'e. Şekil 1'de yer düzleme dik aralarında 1 metre ve 9 metre mesafe olan doğrusal konumlu ABC ağaçları gösteriliyor. Hmm. Şu ağaç böyle devrilmiş bu ağaç da böyle devrilmiş. Tamam. Yani sana diyor ki burası 1 bir birim AB hala BC 9 birim. E sonra ne diyor bize? A ve C ağaçları fırtına nedeniyle zemine değdikleri noktalar etrafında doğrusal altları değişmeden dönerek şekil 2'deki konum almıştır. Son durumda A ağacı ile C ağacı dik konumlu B ve C ağacı ile zemin arasında kalan üçgensel bölgenin alanı 54 metrekare. Dikkat. Ne diyor? B ve C ağacı ile B ve C ağacı ile zemin diyor arkadaşlar. İşte bak şurası. B ve C ağacı ve zemin. Şuradaki alan verilmiş arkadaşlar bize. Alan 54 demiş. Arkadaşlar alan 54 ise şu uzunluğun tamamına ben A diyecek olursam. A çarpı 9 bölü 2 dik üçgenin alanı değil midir bu? 54. A çarpı 9 bölü 2 54 ise A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? Şu 9 ile 54 sadeleşince 6. 6 kere 2 12 buluruz. Burası 12 çıktı. 9 12 ne üçgeni? 15 üçgeninden direkt 15 çıktı burası. A ağacın bu oyu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ama iş daha bitmedi bizden bu isteniyor. 90'lar havalı uçuşu ne yapacağız arkadaşlar? Dal alfa beta ya. Alfa beta. Ters açıdan beta. Beta 90'sa alfa. Alfa 90'sa beta mı yaptı arkadaşlar burası? Evet. Şimdi ben madem benden şuradaki uzunluk isteniyor. X uzunluğu isteniyor. X'e ait üçgen var mı diye bakacağım arkadaşlar. Ağacın boyu isteniyor benden çünkü. Hocam X'e ait üçgen nerede? İşte tam olarak şurada arkadaşlar. E, buradaki hipotenüs uzunluğu kaç? 10. Hmm... Elimde alfa betalı üçgen bir de 9 12 15 var sarı üçgen. Dikkat ederseniz 90'ın karşısı 10 ya da sarı üçgende betanın karşısı x bölü betanın karşısı sarı üçgende 12 eşittir. 90'ın karşısı küçükte başlamıştık 10 bölü 90'ın karşısı 15 diyeceğiz. 5'e bölsen 2 5'e bölsen 3 3 ile 12 sadeleşse 4 4 kere 2 8 yani x'i buradan 8 buluruz. Yani sen üçgende alan soruluyor diye sadece üçgende alanla çözmeyeceksin. Tabii ki diğer kazanımlar yani diğer konular da karşımıza çıkabilir böylelikle arkadaşlar. Özellikle üçgende alan konusunda biz bunu çok görüyoruz. Üçgende alan içerisinde bir iki ya da ikiden daha fazla kazanımlar iç içe olabiliyor. Dikkatli olun. O yüzden ÖSYM de alanı seviyor aslında. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 5. soruda C.Han çıktı. Geldik 6'ya. Oranlamalar var, alan dağıtacağız arkadaşlar. Yani şurası A iken burası 2A. ED uzunluğu A iken AE uzunluğu 2A verilmiş. Şu BD uzunluğu B iken neresi DC uzunluğu 6B verilmiş arkadaşlar. DC. E alan dağıtmaya başlayalım hocam. Burası A iken A'da kalan, 2 ada kalan nedir? 2A'dır. Sonra 6B'den B'ye dağıtacağım ama 6B'de kalan 3A. Ya yani 6'nın katı değil. O zaman ben burada 6'nın katı yapayım. Yani direkt iki katın alınca şunun 2A ve 4A dersem o zaman altın katı oluyor mu burası? Oluyor. 6B'deki alan 6A ise B'deki alan bak tepe noktası A'ya göre düşündüğünüz zaman o zaman 6B'deki alan 6A ise B'deki alan da direkt aynı katı değil midir? 6B'nin 6 katı. 6B'deki 6A. Aynı kat aynı kat. A olacak. Boyalı alan yani 3A bölü alan ABC. 7A mı yaptı? Evet cevabımız kaç çıktı? 3 bölü 7 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Altıncı soru denizli oldu. Geldik yedinci soruya. Ağırlık merkezi alan ilişkisi. Direkt hop. Üçüncü parçayı da çizelim. Ne oluyordu? Altı eşit parçaya ayrılıyordu arkadaşlar. Bunlar ağırlık merkezinde bu şekilde şeyi bilin. Zaten burası 2A. 2A'yı kaç vermiş bize? 48. A'yı buradan kaç bulduk? 24. Alan ABC isteniyor. Alan ABC'de 6A olduğundan 6 çarpı 24'ten 6 4 24, 24 12 144 mi yapıyor cevabımız evet. 7. soru Balıkesir kesir oldu. Geldik 8'e. Dış açı ortaylık var. Sen dış açı ortaylığı kullanacaksın burada demek ki. Hocam şu üçgende dış açı ortaylık var. Dış açı ortayda dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp hop şunun tamamını oranı. 3 bölü 5 yapmalı. Yani burası 3K iken burası 5K olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 2K kaldı. Sonra e alan ABD'yi 6 vermiş. 2K'da kalan 6 ise 3 katı 3 katı o zaman burası da 9 olur. Alan ABC'de 6 artı 9'dan kaç yapar? 15 yapar. Yani cevabımız böylelikle 8. soruda balık eseri oldu. Geldik 9'a. Şekilde resmedilen cetvel 4 özdeş parçadan oluşmakta ve bu parçalar ortalarındaki doğrusal boşlukların hareket ettirilerek konumlandırılmaktadır. Sonra şekildeki cetvellerin bağlantı noktaları göz önünde bulunduğunda. Evet arkadaşlar o zaman şu 2 ya. 2 ile 7 arası tam bu 7'ye denk gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5 birim arkadaşlar burası. Hocam burası 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3, 4 birim burası arkadaşlar. Tam böyle 3'e denk geldi herhalde. Şurası da zaten kaç birim? 2 birim. Bak ne çıktı karşımıza? 3, 4, 5. O zaman 3, 4, 5 ise burası 90 derece midir? Aynen. Bizden ABC üçgenin alanı isteniyor. ABC üçgenin alanına bakacak olursak tabanımız kaç? Bak burası yükseklik oldu. 5. Yüksekliğimiz kaç? 4. O zaman alan ne olacaktır? 5 çarpı 4 bölü 2'ye eşit olacaktır. 20 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 10 çıkar. Yani 9. sorunun cevabını böylelikle Cihan bulduk. Geldik 10. soruya. Evet aşağıdaki ABC üçgeni ED boyunca kesildiğinde 2 nolu bölgenin alanı 1 nolu bölgenin alanı 5 bölü 3 katıdır. Arkadaşlar 2 nolu bölgenin alanı 1 nolu bölgenin alanının 5 bölü 3 katıdır. Yani sen buraya 3A de. 3A'nın 5 bölü 3 katı 5A mı yapıyor? Evet. Yani burası 5A'ymış arkadaşlar. AD ile DC birbirine eşit verilmiş. AE bölü EB'nin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım alan dağıtalım. Şimdi arkadaşlar buranın 3A olduğunu biliyoruz. Hop çift çizdeki alan 3A. Çift çizdeki kalan yine 3A mıdır? Evet. E sonra burayı 5A vermiş. Buraya ne kaldı? 2A kaldı. Ha, hocam, e hocam 2A'ya şu alanlara bakacak olursak tepe noktası C. Şuradaki oranlamayı ben bulabilirim. Buradaki 2A buradaki 6A. Yani 2 bölü 6 nedir? 1 bölü 3 değil midir? Yani burası K iken burası ne olmak zorunda? 3K olmak zorunda. Alanlardaki oran 2 bölü 6 ise 2 bölü 6 dediğimiz 1 bölü 3'tür. Tabanlardaki oran da 1 bölü 3'tür. E 1 bölü 3 ise K ise buraya 3K ya yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bizden ne isteniyor? A, E, 3, K, bölü, E, evet. yani K. O zaman cevabımız kaç çıkar? 3 çıkar. Böylelikle onun soruyu da ne bulduk? Gençler balık esir bulduk ve tespiri bitirdik. Klasikleşmiş sorularda tespiri bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda klasikleşmiş sorular test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.